Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle acı biber reçeli yapacağız. Şöyle kırmızı biberim ve şekerim var. Şu şekilde biberlerim var. Şöyle biberlerimi ince ince açıyorum. İçindeki pullarını alıyoruz. Reçelimde kötü gözükmemesi için şu şekilde kıyıyorum. Bu arada ölçüyü birebir yapacağız. Şöyle bir kaseye bir kase şeker kullanacağım. Sizin de bilginiz olsun. Kilo hesabı vermeyeceğim. Şöyle 5-6 kadar da acı biberim var. Benimkiler kurumuştu biraz. O yüzden biraz zor oluyor. Dediğim gibi bunun da içindeki pullarını alacağım. Şöyle doğramış olduğum biberlerimi büyük bir tencereme alıyorum. Şu şekilde ayıklayayım. Almazsak kötü gözükebilir. Şöyle tenceremi aldım. Şunu da ekliyorum. Üzerine yine aynı kasede şekerimi ekliyorum. Şöyle yarım kase daha şekerimi ekledim arkadaşlar. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle yediririm. Bu arada arkadaşlar sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 2 saat kadar bekletiyoruz. Evet arkadaşlar, 2-3 saat kadar şekerini emmesi için beklettim. Gayet de şekerini emmiş. Şöyle arkadaşlar, ocağıma aldım. Şöyle bir su bardağı suyumu ekledim. Kısık ateşte pişiriyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz almıştım. Dolapta baktım, kıvamı güzel gözüküyor. Şimdi limon tuzunu katabiliriz. Şöyle arkadaşlar, bir yemek kaşığı kadar limon tuzumu içine aksarıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. O zaten hemen köpürmeye başlıyor. Artık bayağı bir reçelim oldu. Şimdiden güzel gözüküyor. Bir 15 dakika daha pişiriyorum. Evet arkadaşlar, acı biber reçelim oldu. Çok güzel gözüküyor. Gerçekten de rengi bile harika oldu. Şöyle yakından da göstereyim. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere.